Mahallemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çıkmış olduğunuz bu hizmet yolunda size canı gönülden başarılar diliyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Amin. Mahallemiz için de hayırlısı olsun. İlimiz için de hayırlısı olsun. İlçemiz için de hayırlısı olsun. Size de başarılar diliyorum. Bu mahallenin adı ne muhtarım? Muradiye. Muradiye. Ben nerede okudum biliyor musunuz? Ben şuradaki okulda okudum. Ya bu mahallenin çocuğuyum işte. Evim neredeydi? Dondurmacı vardı o köşede, caminin orada. Oradan ileriye doğru giderseniz bir şeker, pamuk şeker yapan bir amcamız vardı. Onun üst katında otururduk biz. Ben dördüncü sınıf bitene kadar bu mahallede okudum. Bu mahallelerde oynadık. Buralarda dolaştık. Buralarda top oynadık. Hep vaktimiz buralarda geçti. Onun için karşınızda aslında biz belediye başkan adayı değil de mahallenin çocuğu olarak geldik, iyi mi? Şimdi bu mahalleden çıktık. Dördüncü sınıftaydım. Köye taşındık. O zaman işte işler rast gitmediydi rahmetli babanın. Köyde taşındık. Oraya geçtik. Orada da bir göz odada büyüdük. Rabbime şükürler olsun. Geldiğimiz nokta oradan buraya kadar hikaye nasıl diye merak ediyorsunuz değil mi? Hikayeyi anlatayım mı? Kardeşiniz nerede, nerelerden geçti? Köye gittik, oturduk. Bir göz oda. Sonra beş çocuk, o bir göz odada büyümeye başladık. Yaşımız yerine geldikçe, ilerledikçe çalışmaya başladık. Köy çocuğu ne yapar? Sebze diker, biber diker, patlıcan diker. Bunlar da gider ne yapar? Tablacılık yapar. Pazarlarda tablacılık yapmaya başladık. Yani çok uzun dönemlerde, böyle bir sene iki sene kadar yaz aylarında. Sonra sebze dönemi bittiği zaman da amelilik yaptık. Çok güzel harç kararım. Öyle böyle değil yani. Sonra lise çağlarına geldik. Lise çağlarından üniversiteye geçtiğimiz dönemde kendi imkanlarımızda Trakya Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesini kazandık. Orada giderken Yazıcı Demirçelik'te 2 yıl boyunca sömürgecilik yaptım. Yani sizin anlayacağınız çöpçülük yaptım. Sonrasında geldik, işletmelerimizi kurmaya başladık. Çalıştık, çalıştık, çalıştık. Bugün elhamdülillah 6 tane kurumsal yapıya sahip firmamızı kurduk. Ve 1500 insanımızla beraber aynı kazandan ekmek yiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Ve bunları alırken de, yaparken de devletimizden 1 TL, 1 kuruş kredi ve ayrıcalık almadık. Bunların tamamını bu kardeşlerimiz, kendi kardeşleriyle birlikte didikliğe, didikliğe, tırmana, tırmana yaptı. En son bu 6 tane dedik ya, bunlardan bir tanesi de şu anda ülkemizin göz bebeği olan sektörlerden biri olan savunma sanayinde. Çok güzel, muadil olmayan ve ordumuzun, devletimizin işini çözecek ürünlere imza attık. Bu ürünlerde bugünden itibaren Rabbim nasip ederse yakın zamanda kullanılmaya başlayacak. Hikaye o ya, çocuk geldi, şu mahallede büyüdü, sonra gitti, Şekeri'ye göç etti, Ankara'ya gitti. Dediler ki hadi, nereye? Dediler ki git, memleket hizmet bekler. Memleket hizmet bekler dediklerinde biz de çıktık geldik. Arkadaşlar, mahallenin sorunlarını biliyorum. Dertlerimizi biliyorum, tasalarımızı biliyorum. Bu dertlerimizi, bu tasalarımızı merak etmeyin. Diyorum ki ben bir belediye başkanı değilim. Bana müsaade ederseniz, eğer layık görürseniz ben şehre emin olmak isterim. Şehre emin, gönül yapmak zorunda, gönül. Şehre emin, insanının derdinden anlamak zorunda. Şehre emin, Muradiye Mahallesi'ndeki gecekondunun içerisindeki yanmayan sobadan sorumlu olandır. Şehre emin, şu kapıyı çalan, eşinin istediğini eve eksik getirdiği zaman boynu bükük o kapıdan içeriye giren delikanlıdan sorumludur. Şehre emin, köşede bir çocuk dondurma yerken diğer çocuk ona bakıp yutkunuyorsa Şehre emin ondan sorumludur. Rabbim nasip ederse
biz bu memlekette şehre emin olmaya niyetliyiz. Dilenci olunacaksa en iyi ben dilenirim. Çünkü ben hayatım boyunca kendim için hiç kimseden hiçbir talepte bulunmadım. Bütün kredilerim duruyor. Makine dileniriz. Gideriz Aselsan'dan, kurumsal firmalardan okul dileniriz. Gideriz bütçemizin yetmediği yerde park dileniriz. Gideriz kendi eşimizden, dostumuzdan şuraya bir taziye evi dileniriz. Gideriz sizin için ne gerekiyorsa onu yaparız. Şimdi ben tam nereye kadar çalışıyorsa değil. Biz okuma sürecek dağın başında. Cebinde parası yok. Bir ticaret taksi 700 liraya götürüp getiriyor. Abi sayın vekilimiz Abdülkadir Özel'le daha dün görüştük, projesini başlatıyorlar. Sizin beklentinizden bir daha güzelin, biraz daha iyisini yapıyorlar. Önceden 20-30 yataklı diyorlardı, şimdi 100 yataklı falan yapılacak herhalde. Bilindiğim kadarıyla. Hem çocuğun normal acilinin içerisinde olduğu bir hastane. Çünkü buradan haklısınız, buradan bir ateş ölçtürme ta hastaneye yukarıya gidilmez. Onun için burada gidip acil tedavi ihtiyaçları burada karşılanacak. Ama yukarısı da büyük bir şehir hastanesi olacak. Başkanım çekiyorum.